Ben Müslümanlardan hiç zaman rahatsız değilim. Müslümanlar da alışsınlar, benden rahatsız olmasınlar. Ben mecbur değilim Müslüman olmaya. Ama Müslümanlar, Müslümanlıklara ve bütün dinlere saygım var. Yani bir insan taşa tapıyorsa namusluca ve içtenlikle saygım var, bana ne? Kendi sorunudur o. Müslümanlara da saygım var. Özellikle daha çok saygım var. Çünkü ben çok Müslüman bir aileden geliyorum. Onun için ben İslam'a hakaretten ya da ondan yana değilim. Bu benim kendi sorunum. Ama birisi hakaret ediyorsa etmesin demem. O, ya da Hristiyanlığı ediyorsa etmesin demem. Cevap veririz. Salman Rushdie'nin kitabından dolayı, böyle bir kitap yazıldığından dolayı ben memnun değilim. Ama bu kitabın yasaklanmasına karşıyım. Hiçbir kitabın yasaklanması doğru değildir. Ve laik Türkiye'de bu hiç olamaz. Hiçbir zaman olamaz. Müslümanlar bundan rencide olurlar ve yanıt verirler. Lafa bak yani. Müslüman mahallesinde salyangoz satılıyor. Böyle tahrik ederek. Asıl tahrik bunlar. Ben hiçbir peygamberin ailesine, hatta bugün yaşayan insanların ailesine saldırmaktan yana değilim. Böyle bir şey olmaz. Ama saldırıldı diye yasaklamaktan da yana değilim. Veya saldırıldı diye o adamı öldürmekten de yana değilim. Ama efendim ihtibas etmekle bunu yapmış oluyorsunuz yani. Bakın peygamber müminlerin kendi canlarından ileridir diyor. Onun hanımları da müminlerin analarıdır diye ifade ediliyor bu. Ben mümin de değilim, anam da değil benim. Yok, Ashab suresi. Birçoğunu belki sizden fazla tefsir okumuşumdur. Hayır, muhakkak diye belki sizden fazla okumuşumdur. Tefsirleri okudum. Kur'an'ı çok kaç kez okudum. Bundan sonra kendime göre bir yol seçtim. Bu yola eski dini söylediniz kültür merkezinde eski dini. Hiçbir söz yoktur ki kimin sözü olursa olsun 1000 yıl geçerliliğini korusun. Ama bu Allah-u Teala'nın sözleri. Allah-u Teala sizin Allah-u Teala'nız. Ben Allah-u Teala'm yok. Onun için ben diyorum ki hiçbir söz nereden gelirse gelsin değerini sürgü sürdürmez. Bakalım şimdi o şeyden. Bakın burada bir başyazı var. Dün de yazdım burada da. Cennet cehennem üzerine. Bakın buradaki cehennem üzerine sözler bugün geçerli mi? Kur'an'dan alınmış ayetler bunlar. Bunlara ayki olay yani biz onu sonsuz ebede kadar koruyacağız. Koruyacaksınız. Başka bir tartışma. Ama ben sizlerle tamam, ifade etmem. Tamam, ben de diyorum ki felsefe olarak. İnanç gereği. Tamam, bir gereği olarak, hiç dünya yüzünde hiçbir söz yoktur ki değerini kaybetmesin. En güzel söz. En büyük söz. Mustafa Kemal'in sözleri. Beşeri sözler muhakkak öyle ama bu Allah-u Teala'nın kelamı olduktan sonra değişebilir değil mi? Allah-u Teala'nın bu sözlerine ben inanmıyorum çünkü bunlara inanmak için aklımı kaybetmem lazım. Konuşmak bile zordu. Umut kırılıyordu çünkü. Bu insanlar insan yakar. Yangını anımsamıyorum. Çığlıklar bir anda son buluyor. Meşrutiyet Caddesi'nde buluştuk ve yola çıktık. Sivas'a gidiyoruz diye. Bir tane bu meczup diye nitelendirebileceğiniz birisi sizi yakacaklar, siz cehenneme gideceksiniz. Böyle sürekli kafasını sallayarak. Bir de şey diyor, ben de tabii sabahın 7'si göründü. Allah Allah dedim, bu deli midir? Ne de bu sabahın köründe böyle herhalde kafayı yemiş diye düşündüm. İlgilenmedik. Şehre gittiğimizde garip bir sessizlik ve bir şey vardı. Böyle ne derler ona? Hani bir şey olacak havası vardı gibi. Çünkü yani esnaf bize çok tepkiliydi. Öğleden sonra oranın kapalı spor salonunda etkinliğimiz vardı. Hem açış konuşmaları orada yapıldı. Vali konuştu, Aziz Nesin konuştu, diğer yöneticiler konuştu ve arkasından benim öğrencilerimden oluşan Sema ekibinin gösterisi sunuldu. Bayağı insanlar da katıldı. O gün çok güzel, coşkulu geçti. Geç saatlere kadar sürdü. Asım Bezirci hocanın masası vardı. Onların hep masaları vardı Burcu'ya medresesinde. Metin Altok, işte Asaf, Behçet Aysan. Hepsinin masaları vardı. Onlar kitap imzalıyordu. İşte şiirlerini okuyorlardı. Her masada işte gençler geliyordu, kitap imzalatıyordu falan. Ben de Asım Hoca'ya gittim işte. Onunla tanışma şansını elde ettik. Bütün yazarlara hepinizin birer portrenizi çekeceğim. Sizler de bana birer kitap imzalayıp vereceksiniz dedim ve kabul ettiler. Bir aile çektim. Aziz Nesin de çekmiştim.
Saat 11.30'da aznesine baktınız, sataşmalar oluyor. Hatta onu da fotoğrafladım, o kareyi. Cuma günü saat 1'de oyun oynayacaktık biz Burcu Cemetesi'nde. Yani Cuma günü işte 2 Temmuz günü. Sahneyi kurduk bizim medresenin içinde. Oyun oynayacağız. İşte bizim genelde oyundan önce davulla dolaşıp işte hadi başlıyor, tiyatro başlıyor gibi bir şeyimiz var. Yani yaptığımız bir iştir. Bu her zaman yaptığımız bir şey. Her mahallede yaparız. Akşamdan tiyatroculara söz vermiştim. Hocam ne olursunuz akşam işte flaş falan kullanılmasın. Gündüz provalarda çekin. Tamam dedim, siz hazırlanın, ben çekeyim dedim. Çekim yapıyordu, ezan okundu, davul çalıyordu oyunda. Ezan okununca zabıta memuru bize oyunu kesmemizi, davul çalmamamızı önerdi. Bana da sen de fotoğraf çekemezsin falan dedi, bekleyin dedi. Bir 5 dakika bekledik, ezan bitti, tekrar biz başladık, baktık yine ezan okundu, yine uyarı geldi bize. Ben çıktım baktım namaz kılanlar var, işte namaz daha başlamamış, hepsinin yüzü bizim medresenin tarafında ve acayip bir şey bakışı, yani hani nefret bakışı falan, yani inanılmaz bir nefreti görüyorsun. Ama ben mesela şu anda bile o fotoğraflar gözümün önünde, hepsini hatırlıyorum. Yani o yüzü görsem, o yüzleri görsem çoğunu tanırım yani, çünkü inanılmaz bir nefret bakışları vardı. Zabıta memuru hemen dedi burası basılacak dedi. Lütfen dedi hiç şey yapmayın oyunculara, üstünüzü değiştirmeyin. Hemen bir minibüste sizi başka bir yere götüreceğim dedi. Ali abi geldi, Halil'in oyunu kesiyoruz. Biz sinirlendik, işte başladı, emniyet müdürü geldi, onunla kavga ediyoruz. Biz oyunumuzu oynayacağız. Halil'in ortalık karışık, lütfen dedi devam etmeyelim. Zaten arkadaşlar yemeğe gidecek, medreseyi boşaltıyoruz dedi. Siz dedi oyunu dedi şeyde devam edersiniz. Kültür merkezinde oynarsınız. Arif Sağ'ın konseri var. Konserden önce siz oynayacaksınız. Söz mü? Söz. Bak Halil şey yapma falan dedi. Ali abiyle böyle didişiyoruz falan. Tamam dedik. Hatta dediler ki siz kostümleriniz bile çık. Değiştirmeyin. Bu kostümlerle gidin. Yani oyun kostümleriyle kültür merkezine gidin. Biz dekorları halledeceğiz. Arabayla getireceğiz. Siz kültür merkezine direkt gidin. Biz içeri yetiştiğimizde orada kitap arkadaşlar vardı, sergiler vardı. Aman arkadaşlar işte şey olun, hemen kontrolü alın, geliyorlar adamlar, dikkatli olun falan. O arada polisler bizi durdurmaya çalışıyor. Yapmayın bir şey falan filan. Bunlar geldiler, gelir gelmez acayip girdiler, içimize kadar girdiler ve saldırdılar. İlk böyle bir şey oldu. Bizi yani boş bulunduk ve bizim uyarılarımıza rağmen polis de kontrol etmedi. Resmen biz masalarla barikat kurmuşuz. Ciddi ciddi barikattan savaştık. Polisler tabii barikatı kırmaya çalışıyorlar. Yani kaldırın bunları, tahrik oluyorlar. Aman yapmayın bilmem ne. Dedik ki siz bizi korumuyorsunuz. Biz kendi korumamızı yapmak zorundayız. Siz bize güvenmiyorsunuz. Siz zaten hep böylesiniz. Askerler geldi. Mesela hiç unutmadığım bir fotoğraftır. Askerler geldi. Tamamen yüzleri bize dönük. Yüzleri böyle. Şimdi hani abukaya aldılar. Yüzleri bize dönük. Yani saldıran onlar ama adamlar bize bakıyor. Dedim ki ya kardeşim sen ne bana bakıyorsun? Saldıran onlar ya. Ben burada korunmaya muhtacım. Sen beni koruyacaksın. Bana bak, bana niye bakıyorsun? O komutanımın emridir dedi. Tamam mı? Ben dedim komutanım. Bir baktım orada bir tane astsubay. Dedim ki ya kardeşim ne yapıyorsunuz siz burada? Beni koruyacak. Ya işte şey de işte siz de rahat durmuyorsunuz da bilmem ne de. Sen deli misin dedim. Ondan sonra ya bir 5 dakika sonra bizim bu itirazımız üzerine döndüler yüzlerine. Ben kalabalığa yaklaştım. Baktım kaşıma. Akşamdan gördüğüm mavi gözlü bir bey bana doğru geliyor. Ben onu gazeteci falan sanmıştım. Meğer o da şeriatçıların başıymış. Bana çok çok ağır hakaretler etti, küfürler şey yaptı. Sırtımda sırt çantası falan, makinem, her şey boynumda, iki tane makinem, filmler dolu cebimde. Ne yapacağım şaşırdım. O anda bir Malatya plakalı bir kamyon geldi. İçinde bir sürü böyle yeşil cübbeli falan insanlar inince beni unuttular. Arabayı alkışladılar, şartlar işte gelenleri. Beni unuttular. Ben hemen otelin karşısında, tam kaldım otelin karşısında bir mağaza, spor mağazası.
Şöyle içeri doğru vitrini falan vardı. Vitrine doğru yöneldim. Ayakkabılara bakıyorum. Tekrar bir ara çıktım. Birilerine dedim ki beni otele sokar mısınız dedim. Yok giremiyorsun dediler. Yani mümkün değil. Oteldekiler çıkmak istiyorlar. Siz oraya girmek istiyorsunuz. Yok girmek istiyorum ben dedim ısrarla. Ben otele girmek istiyorum. Saat 5 sıralarında esnaftan birisi geldi. Gümüş. Gümüşçüymüş galiba. Ahmet Bey dedi. Kadın yarıncıya da adı Ahmet'ti. Ahmet Bey dedi. Oteli yakacaklar dedi. Ve biz orada duyduk bunları. Oteldekilerin belki hiç haberi falan yoktu. Oteli yakacaklar dedi. Ben camide geliyorum dedi. Kesin kararlar dedi. Sanırım 5 çeyrek civarı biz çıktık kültür merkezinden. Biz çıkarken araba yolunu değiştirmek zorunda kaldı. Dediler ki otelin önü kuşatılmış. Oraya giremiyoruz. Biz tabii o durdurun arabayı işte şey yapalım müdahale edelim. Aman ha falan ne oldu? Polislerin de gözetiminde bizi mahalleye götürdüler. Ve mahallede şunu gördük. İşte 5.5-6 civarları. Otelin önü ablukaya alınmış ve işte iş çıkışından bütün insanların yani onların kendi kitleleri yığılmaya başlıyor. Biz hemen anında o mahallenin Sivas'ın orada Ali Baba mahallesinde yaşayan gençlerle falan anında bir 100 kişi toparlandık. Otele doğru gidelim arkadaşlarımızı alalım. Yani onları bir şekilde oradan çıkaralım. Ablukanın içinden çıkaralım. İşte bir şey yaptık. Mahallenin dışına çıkmaya çalıştık. Barikat. Askerler barikat kurmuştu. Niye barikat kuruyorsunuz? Sizin çıkışınıza izin veremeyiz. Mahalleyi koruyoruz. Kardeşim bizi niye koruyorsunuz dedik. Orada arkadaşlarımız var. Onları koruyun. Onları buraya getirin. Şu an otelin içinde o zaman sanırım 60 ya yani yanlış olabilir 60-70 arkadaşımız oradaydı. Dedik onları bize getirin. İşte kavga, gürültü, jandarma izin vermiyor. Tekrar geri döndük. Kalabalık giderek artıyordu. Giderek artıyordu. Ve Erdal Ününü'yle görüştü benim yanımda. Tamam, tamam hep tamam diyordu. Yani bir sürü telefon görüşmeleri yapıldı. Kaç koldan böyle. Ama asker, bir polis geldi. Hiç asla. Camlar kırılıyor, işte perdeler işte dışarıda savruluyor. Onlar hiç asla şöyle bakıyor. Sadece olayı seviyorlardı. Ya diyoruz ki arkadaşlarımız ablukada. Ya arkadaşlarımız şu an ölüm tehdidi altında ve siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Erdal'ın önü diyor ki yok kontrol altında her şey siz abartıyorsunuz. Sonra işte o yangını gördük. Arabaları yaktıkları. Ve ondan sonra tekrar bir telefon trafiği ve dumanları seyrediyoruz dedik. Yani insanlar katledilecek. Ve ben mesela Ercan Karakaş'a dediğimi hatırlıyorum. Bilmiyorum hangisi dedim. Dedim ki bu insanlar insan yakar. Çünkü ben 78'di sanırım. Yani tam tarihi hatırlamıyorum ama Ankara'da İBA çarşısını yaktı bu adamlar. İskitler meslek lisesi vardı. Orada 63 kişi yaktılar. Bu adamlar yaktı yine. Ben Sivas'a 2 Temmuz sabahı gelmiştim, o gün gelmiştim. Asıl benim amacım Banaz'a geçip Alevi Cem'i fotoğraf röportajı yapmaktı. Gazeteci olarak oradaydım. Ve sabah saatlerinde geldim ve diğerleri kültür merkezindelerdi. Sonra kültür merkezinden Hasret Gültekin, işte görüşeceğim gazeteci arkadaş, onlar geldiler. Sonra biz onlarla Hasret Gültekin'le yemeğe çıktık. Yani o sabah oradaydım. Hasret Gültekin'le birkaç arkadaşla yemeğe çıktık ve 11, saat 11 sıralarındaydı. Yemekte yürüyüşe başlamışlardı yemekten çıktığımızda. Hasret çok kaygılandı. Ben de o gün, daha önceki günlerde olan biteni çok bilmediğim için gazetede okuduğum kadarıyla aznesine olan sataşmaları biliyorum. Yani çok etkilenmemiştim aslında. Hatta espriler yapıyordum. Çok korkuyorsun Hasret, bak sen halbuki onlara çok benziyorsun, sana bir şey yapmazlar falan esprileri yaparak yürüyordu. O çok kaygılıydı. Bildirileri okudu.
Ve beraber otele döndük. Benim için otele giriş o giriştir. Otelde o saatlerde 20-30-40 kişiyiz. Ama giderek oteldeki insanların sayısı artıyor. Bizden başka müşterisi yok otelin. Dışarıdan arkadaşlarımız, gençlerimiz geldikçe seviniyoruz. Çünkü biz otelde birlikteyiz. Bir aradayız. Güvenlikteyiz. Daha güvenli bir ortamdayız. Sokaklar güvenilir değil. Öyle biliyor, öyle değerlendiriyoruz. Saatlerce slogan attılar. Yorulmak ne de bilmediler. Hatta içimizden bir arkadaşımız da espri yapmıştı. Ya ikindi ezanı okundu, bunlar camiye gitmeyecek mi? Demişti. Bir diğer arkadaşım da, şu an ismi hatırlamıyorum kim dedi. Herhalde kazaya bıraktılar. Öyle gözüküyor, namazı kazaya bırakacaklar, öyle gözüküyor demişti. Gerçekten de ikindi vakti okundu, akşam ezanı okundu ama otelin önünden ayrılmadı bu grup. Daha önce 500'dü, 1500 oldu, 2500 oldu, bu sayı 15.000 oldu. İlk taşla birlikte büyük bir panik yaşandı. Kocaman bir cam kırıldı. Taş, kırılan camlar ve artık lobide durmak, kalmak mümkün olanaklı olmadı. Artık içerideki arkadaşlar her ihtimale karşın birinci katta merdivenin başına işte barikat yaptılar. Oradaki işte koltuk, moltuk değilse onlarla. Daha sonra öğreniyoruz ki vali belediye başkanını makamına çağırıyor kitleyi teskin etmesi için. O da koşul öne sürüyor. Şenliği iptal ederseniz diyor, bunu yaparım. Kültür merkezinin önüne Kültür Bakanlığı'nca dikilen Ozanlar Anıtı'nı, ki onunla Pürsütan Anıtı diyor, Ozanlar Anıtı'nı sökerseniz ben gider bu konuşmayı yaparım diyor. Vali de bu şartları kabul ediyor. İki otel görevlisi var aramızda. Biri resepsiyon memuru, biri de temizlik işçisi, görevlisi. Onlardan rica ettik. Telefon hattını arka odalardan birine aktardılar. O telefonla üst kattaki odalardan birine aktarılan telefonla artık dışarıyla irtibatımızı sürdürüyoruz. Kalabalık gittikçe artıyor. Taş gümbürtüleri, şangırtıları camlarda patlıyor. Korkunç bir kalabalık ve korkunç bir uğultu ve sloganlar. Madımak Oteli ana caddeye açılan küçük bir sokağın sağdan sola ikinci binası. Dar bir sokak. Önümüzde polisler var. Kalabalığı durdurmaya çalışıyorlar. Ancak polislerin aldığı güvenlik önlemi, ne güvenlik önlemi demek, olanaksız. Son derece gevşek bir zincir. Göstericileri rica edercesine, lütfen dercesine, omuzlarına dokunurcasına tutmaya çalışıyorlar. Sivas'ın hemen merkezinde Ozanlar Anıtı vardı. Kocaman kalın bir urganla sökmüşler yerinde, getirdiler, çaptılar, böyle çıktılar, tepelikler böyle yapıyorlar heykelinde. İşte küfürler, hakaretler falan. Belediye başkanı geldi, gazamız mübarek ola. Ve bunları kesin duyduk yani, hepsini duyduk orada. Resmi adı Pir Sultan'dan Aşık Veysel'e Sivaslı Ozanlar Anıtı. Anıtta bir ozan var, elinde sazını tutmuş. Diğer elinde de kangal köpeğinin başını okşuyor. Heykel bu. O kırılmış kazmalarla, küreklerle. Belediyenin garajına gönderilmek için üstü açık bir pikaba konulmuş. Ama yön değişmiş, otelin önüne getirilmiş. Otelin önünde yeniden parçalıyorlar, üzerine gaz döküyorlar, çaputlarla birlikte yakıyorlar, parçalıyorlar. O dönemin asayiş müdürünün anlattıklarına göre de, mahkemedeki tanıklıklarına göre de, kimileri cırmalıyor, onlardan biri Düzbüşer soyadlı katil, Halil İbrahim Düzbüşer, cırmıklıyor. İlk duruşmalarda bile hala tırnakların içerisinde kan pıhtılarıyla doluydu. Bir kısmı da ısırıyor. Heykeli ısırıyor. Böyle bir kendinden geçmişlik hali.
koridorlarda gazeteciler, yazarlar, şairler hep koridorlarda oturarak çok kaygılı bir bekleyişte. Koridorda kimse odasına gidemiyordu o kaygıyla. Hem odasında duramıyor hem ön yüze yani bakamıyoruz, çıkamıyoruz. Camlar artık tamamen o ön cephedeki odaların hepsi iptal olmuştu. Oraya hiç girmiyorduk. Ve o koridorda işte gençler de en üst kat, onlar çok çok tedirginlerdi. En üst kata çıktılar. Çok kaygılı bir bekleyişti. Ben de gazeteci olarak bütün katlarda vardım. O fotoğraf çekimlerini öyle yaptım. Ama bir süre sonra o dışarıdaki ses ve fotoğrafın, flaşın patlaması ve fotoğraf da insanları germeye başladı. Sonra ben de fotoğraf makinemi kapattım. O yüzden az fotoğraf çekmişimdir mesela o gün. Ben de kapatıp çantama yerleştim. Ben de kaygılı beklemeye başladım. Ama işte her katta bulunuyordum. O telefondan ulaşmadığımız yer kalmadı Ankara'da. Çankaya Belediye Başkanı o dönemde Doğan Taşdelen'e, SHP yöneticilerine, İçişleri Bakanlığı'na, gazetecilere, hükümete, her tarafa ulaşıyoruz, durumumuzu anlatıyoruz. Bizi kurtarın diyoruz. Herkesin verdiği ortak yanıt, hiç merak etmeyin, kurtulacaksınız. Biz de zaten kurtulacağımızı biliyoruz. Ölümü hiç kendimize yakıştırmıyoruz. Konuşmak bile zordu. Umut kırılıyordu çünkü. Çünkü hep işte televizyonda, bir televizyon kanalından izlemeye çalışıyoruz ve sürekli Sivas'ta olaylar var. Sonra durum kontrol altında. Biz olayın en civcivli anındayız ve oradan durum kontrol altında haberleri geliyordu. Benim gazeteden bağlantımda, dergiyle bağlı, Panorama dergisiyle bağlantımda Mehtap tedirgin olma, biz İçişleri Bakanlığı'yla konuştuk. Durum kontrol altında derken taşlıyorlardı o esnada bizi zaten. Kapımızdaki polis kurtarmıyor. Kayseri'den gelen çevik kuvvet kurtarmıyor. Silahlı kuvvetler kurtarmıyor. Bizi kim kurtaracak? En unutamadığım Metin Altıok'un elindeki sopası ya da yani onlar bizi o kadar kolay ele geçiremezler diye espriler yapıp rahatlatmaya çalışıyordu. Asaf çok espri yapıyordu ve ağız mızıkası vardı ve onunla müzik yapıyordu. Bütün ortalıkta en rahat ve herkesi rahatlatmaya çalışan çok pozitif bir kimlik olarak dolaşıyordu. Asaf özellikle bende çok derin acı bıraktı. O gün çantasını bana emanet etmişti son ana kadar ve kendisi insanları oyalamak, gençleri rahatlatmak, o da bütün katlardaydı. Bana oturup yapacağı projeyi, yeni sergi projesini anlatmıştı. O çok içim acıtır hala. Yani çok umut doluydu, çok çok canlı, çok umut dolu, çok neşeli bir insandı. Sergi projesini anlattı ve çantası bendeydi son ana kadar. Yani bana emanet etmişti. Ve o son yangının başladığı, herkesin koşmaya, kaçmaya başladığı o anda ben hangi, yani ışıklar kesikti, dumandı ve o arada Asaf'a sadece son şeyimiz vedalaşma gibi çantasını uzattım ve bir daha da onu görmedim. Doğru ışıklar kesildi. Telefon hatları kesildi. 7:30-8'e baktım. Alevler şeyin, Arif Sağ'ın kırmızı bir Mercedes'i vardı. Onu ters çevirdiler. Ve paçavralarla falan yaktılar. O paçavraları alıp benzinini şey yaptı. Benzin camlardan içeri doğru. Karanlık olmaya başladı. Güneş battı. Ortalık loş. Biz hala bizi kurtaracak birilerini bekliyoruz ve arıyoruz. Hala o umuttayız.
Derken bir umut işareti doğdu. İçeriye 3 tane polis geldi. Üniformalı polisler. Birkaç basamak arttılar. Onlar tabii dışarıdan aydınlıktan geldikleri için içeride elektrikleri yanmıyor. Daha loş bir ortama geldiler. Şakmaklarını çıkarttılar. Şöyle yüzümüze doğru tuttular. Nasıl bir yüz, nasıl bir göz gördüler bilemiyoruz ama soruları şuydu. Burada hiç polis var mı? Yok dedik. Çekip gittiler. Hemen arkasından bir yüzbaşı geldi. Kısa boylu, orta kilolu. Bir yüzbaşı geldi. İlginç, o da aynı şeyi yaptı ve aynı soruyu sordu. Burada asker var mı? Yok dedik. O da gitti. Ve arkasından da yangın başladı. İçeriye yanmağın, o senin ateşin. İçeriye ben de. Cehennem ateşi işte. Kafirleri yanıcı ateş. Yangın başladı. Herkes üst kata kaçmaya başladı. Ben birinci kattaydım. Ve ben kaldım olduğum yerde. Ve müthiş bir duman ve göz gözü görmüyor. Artık nefes alınamıyor. Ve şimdi sonra hatırlıyorum da bir anda sesler kesildi. O çığlıklar, haykırışlar falan bir anda kesildi. Ben de artık iki tarafı, alt katı üst katı hareket edemez bir noktadaydım. Öbür tarafı kör zannediyordum, bilmiyordum. Oradan bir çıkış olduğunu. Kapı da kapalıymış odanın çünkü. Oradan içeriden hep sanki sol tarafından bir orada tuvalet gibi bir şey vardı. Orada bir tek bir adamın sesini hatırlıyorum. Onu çok merak ediyorum. Kimdi, yaşıyor mu diye çok merak ediyorum. Ağlama karıcığım. Bak birazdan geçecek, kurtulacağız. Ağlama karıcığım diyen bir ses hatırlıyorum. Ama hareket etmediler. Ses hareket etmedi. Onu biliyorum. Ama çok merak ediyorum kurtular. O bir anda kesildi ses. Herhalde zaten 45 saniye falan sürüyormuş. Yangını anımsamıyorum. Bu sanıyorum benim bilincimin kendini savunma düzeneklerinden birisi. Çünkü vahşet, yani düşünebiliyor musunuz? Yüze yakın insan imdat diye bağırıyor, beni kurtarın falan diye. Bu çığlıklara dayanmak ve bu çığlık sesleriyle yaşamak herhalde çok zor olsa gerek. Ve bu herhalde bundan olmalı ki ben yangını hayranım sanmıyorum. Ve bir yangın, şimdi ama nasıl bir yangın? Yani yangını görürsünüz, ilk refleksiniz söndürmektir. Gücünüz yetmiyorsa kaçmaktır. Ama bu ne kaçabileceğiniz bir yangın, ne söndürebileceğiniz bir yangın. Büyük bir alev dili, bir canavar dili gibi simsiyah dumanların içerisinden uzanan bir kırmızı dil, bütün o YİBA yangınını hep öyle tarif ettiler. Ankara YİBA çarşısındaki yangını öyle tarif ettiler vaktiyle. Merdiven boşluklarından büyük bir hışırtıyla, büyük bir gürültüyle önüne ne varsa alıp götürüyor. Biz hemen birinci kattakiler refleksle hemen yanımızdaki tali koridordan arkaya doğru kaçıyoruz. Üst katlardan sesler geliyor. Buraya gelin, buraya gelin. Alttan sesler ulaşıyor oraya. Aşağı inin, aşağı inin. Yukarı çıkın ve aşağı inin çağrıları ne kimseler duymuyor. Ya da duyanlar o çağrıya hangisini akıl erdireceklerini, hangisini yerine getireceklerini bilmiyorlar. Büyük bir panik. Büyük bir çığlık, büyük bir gürültü, alevin gürültüsü, dumanın gürültüsü, dışarıdaki sloganların gürültüsü ile oteldeki 35 kişinin çığlığı birbirine karışıyor ve çığlıklar bir anda son buluyor. Biz eşimle vedalaşmışız, hakkını helal et diyerek son olarak böyle bir sarılıp vedalaşıp oraya atlamışız. Üzeri camla örtülü olan bir apartman boşluğu. İtfaiye suyu sıktığı zaman o camlar, yukarıdaki bizim üstümüzdeki camlar patlamış. Hatta üzerinden kaçanlar olmuş. Eşim seslenmiş, ya kırın camları falan demiş ama sesini duyuramamış. Çünkü oldukça yüksekmiş o şey. Ve
kızgın camlar, o yangında kızgın camlar patlayınca üzerimize dökülmüşler. İşte benim yanıklarım, o eşimin yanıkları ve öteki karı koca arkadaşımızın yanıkları bundandır. Bu arada elime su damladı. Su damlayınca dedim tamam, itfaiye geldi, yangını söndürüyoruz. Ondan sonra hemen geri çekildim, koridora çıktım. Bu arada iki polis girdi. Dumandan boğulup kalanı yine nabızlarına bakıyordum. Kalplerine bakıyordum yine, hani yaşam belirtisi olanlar varsa bir an önce onlar gitsinler hastaneye, kurtarılsın diye. Onlar sırtladılar, aşağı indirdiler. Ben şey yaptım, tabii arkasından ben de indim. İndim ki o basamaklarda kimden ayakkabısı çıkmış, o şeyden, izdihamdan, şeyler, halifleksler merdiven başında tutuşmuş, habire alevler yanıyordu. İnerken merdivenin yan tarafındaki işte mağazadan duvarı balyozla kırmışlar, kocaman bir şey açmışlar, kapı açmışlar. Yani orası, o lobi dediğimiz kısım bir enkaz yerine, moloz yerine. Fakat dışarı çıktığında çok ürkütücü bir sessizlik. İşte oraya ambulansı koymuşlar. Göremedim, yani kalabalığı göremedim o an için. Ya o şoktan dolayı göremedim, çünkü o sessizlik, çıt çıkmayan bir sessizlik, biraz da karanlığın verdiği şeyden dolayı. Neyse bindim minibüse. O işte taşıdıkları şeyler, arkadaşlarımızın cesetleri diye. Gittim evde, 20-30 kişi vardı, hiç kimseyi tanımıyorum. Televizyon açık ama çığlıklar, herkes saçını başını yoruyor. Bir baktım, yananların, yakılanların isimleri. Ben tabii Uğur Kaynar ve Asa Koçak benim çok 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 samimi arkadaşlarımdı. Yani o kadar samimiydik, o kadar dosttuk ki biz. Hiç burada Ankara'da bile asla birbirimizden ayrılmazdık biz. Onların isimlerini gördüm. Ben yine orada çok kötü oldum. Gördüğüm manzara tabii çok korkunçtu. 33 tane mezar peş peşe açılmış. O mezarlarda işte biraz sonra işte bütün herkes mezarlarına koydu. Ağıtlar falan başladı. Ben orada uzaklaştım. Hiç farkında olmadan deniz gezmişleri mezarının oraya çıkmışım. Orada baktım pul fotoğrafları yapıştırılmış. Yani bir sürü ölenlerin Hüseyin'den falan. Onları yaptım. Bir ara şöyle bir etrafıma baktım. Hiç kimse yok yine. Kurtuldum diye asla hiç sevinemedim. Hiç sevinemedim. İnsanlar bize hep şunu sordular. Bizi en çok yaralayan. Siz nasıl kurtuldunuz? Yani şimdi bu gerçekten üzücü, insanı üzen bir soru. Ben olaylardan sonra psikolojik, yani bu travmasını yaşadık. Kolay değil. Yani bir olay yaşıyorsunuz, bir yangının içerisinden çıkıyorsunuz. Kendi o anki iradeniz egemen oluyor, kurtuluyorsunuz. Belki ben o pencereyi fark etmeseydim ben de gitmiştim doğal olarak. Fakat ben onu 4-5 ay onun etkisini taşıdım. Örneğin nasıl? Konur sokaktan hiç geçemez oldum. Sanki o lokanta kötü kararın verildiği bir yer gibisine. Yine ben orada geçerken daha önce hep asafı görüyordum.
onu görememenin getirdiği bir duygu, yokluk duygusu, göremeyeceğim duygusu. Bunları yaşadım. Otelde yananların 12-13 tanesi Sema ekibinin. Bunlar benim öğrencilerim. Bir an önce bir ekibim kayboluyor. Şimdi bu durumda sen nasıl kurtuldun? Sanki ben kendimi onlara ateşe atmışım, kendimi kurtarmanın derdine bakmışım. İşte bu insanı yaralayan bir şey. Gencecik insanlar, evin bir çocuğun, evin iki çocuğun, evin beni çiftler çiftler herkes toprağa verdi. Benim hayatımı, çocuğumu, hanımımı, ailemi, babam öldü bu arada, bu sorunlara dayanamadı, anamın gözleri kör oldu. Yani anlatmakla bitmeyecek bir tahribat bana açtım. Böyle bir tahribat aşmalıyım ki, İkinci Dünya Savaşı'nda atılmış bütün bombaları Sivas şehrine atmalıyım. Benim dünyam bu, ben böyle yatıp böyle kalkan biriyim. Vicdan azabı diyorsun hep, keşke yollamasaydın. Keşke de yapmasaydım diyorsun. Ama bir yanda diyorsun ben bir kötü yola yollamadım ki. Yani çocuk beline silah takıp da yollamadım ki git vur kır diye. Kalemi indirdi. Çocuk etkinliğe gitti. Yani bu kötü bir şey değil ama devlet bunu bize yaşattı. Bize bunları gördürdü. Biz bunları yaşıyoruz böyle. Tutukluların bozuk para atmaları şehit ailelerine sanki onları biz yapmışız. Onlar bizi yapmamış. Suçlu biziz. Hem biz yanıyoruz hem çakmaklar atmaları, küfürler, söyleyen ailelere dışarı atmaları, kendini yırtıp canı yanmış benim gibi öbürü şehit ailelerin hangi birini anlatayım ki? Hayatımda kardeşimden sonra ne yaşadım diye düşündüğüm zaman sokakları hatırlıyorum sadece. Ama bize vurdular. Mesela bütün Sivas ve ailesini kaybeden insanlar, aileler, birebir kan bağlı insanlar hepsi dayak yedi. Polis davalara saldırdı, dairelere saldırdı. Kovaladı bizi. Biz DGM'nin önünde kaçıştık. Sağa sola dükkanlara girdik. Yakaladıklarını dövdüler, vurdular, yerle kafa göz kırdılar. Yani kadınları dövdüler, biz gittik mağazalara. O çocuklar diyor ki, sanıklar, biz bir daha yakacağız, elini böyle gösteriyor. Arkaya dönüyor bize doğru, yakacağız, bir daha yakacağız diyor Sivas'ta, eğer öyle bir şey olsa gene yakacağız sizi diyor. Oraya tepki veriyorsun, polis sıraların üzerinde ayaklarını atıyor, sıranın üstüne bekliyor. Böyle, yani çok insanlık dışı, böyle çok kabaca 25 yaşında falan genç polisler, parmaklar gümüş yüzüklü falan, belli bir ideolojiyi temsil ediyorlar. Bunu Türkiye'de herkes biliyor. Bu hayvanoğlu hayvanlarla, bu haydutoğlu haydutlarla bir hafta ailece aynı salonda, yani mahkeme salonunda aynı oksijeni teneffüs ediyoruz. Göz göze geliyoruz, küfürleşiyoruz, dövüşüyoruz, boğuşuyoruz. Bildiğin gibi değil. Hakaretin biri bin para. Büyük bir mücadele verdiğimizi düşünüyorum. Gerçekten uzun süre ben cebinde parası olmayan aileler var. Hepimiz öğrenciydik o zaman. Çoğumuzun ekonomik durumu hiç iyi değildi. Babamız, çoğu aileler çocuklarını, evlatlarını kaybetti. Kaybedenlerin çoğu aile olarak öldüler. Mesela şu anda yarıdan fazla ailenin, çocukların anne babası yok. Çok. Benim babam kalp krizinden öldü. İnanılmaz uzun süren bir dava süreci oldu. Kimler yargılandı? Gerçek failler mi? Gerçek suçlular mı yargılandı? Hayır. Ben her zaman söylüyorum. İnanılmaz görüntüler var. İzlerken insanın tüyleri diken diken oluyor. İşte 7-8 yaşlarında çocuğunu omuzuna alıp böyle bir vahşeti seyrettiren babalar var. Bu da suç.
elbette ki, hatta yargılanması gereken bir suç ama bunun arkasındaki gerçek güçler, bu olayı örgütleyenler, daha sonra belli mevkilere, mercilere gelen insanlar oldular. Onlar yakalanıp yargılanmadılar, ödüllendirildiler. Bir tek zaten bizim ülkemizde vardır herhalde. Oraya gidip bir kebapçı dükkanı yapmak isteyen bir insan var yani. İnsanlardan vazgeçtim. Şimdi zerreden başlayalım. Biz zerre olabilecek. Bir insan diyor ki ben burayı kebap dükkanı yapayım. Şimdi sinirim bulup gülesim geliyor. Yani düşün ki bir insan bunu düşünebiliyor. Yani ve yapıyor da. Bu ülkenin çok büyük sanatçıları vardı. Biz de onların her zaman müzikleriyle, romanlarıyla büyüdük. Ve Sivas davası gibi büyük bir davaya bir kere de olsa katılmadılar. Bir kere de olsa gelmediler. Sivas'a özel hiçbir şey yapmadılar. Ben görevlerini yapmadılar diye düşünüyorum aydınlar. Ben şuna inanıyorum. İkinci Dünya Savaşı sırasında savaş suçlularının olduğu bir Nürnberg Mahkemesi, savaş suçlularının yargılandığı bir Nürnberg Mahkemesi vardı. İşte Nürnberg Mahkemesi gibi Tansu Çiller ve Erdal İnönü yargılanmadığı ve onların yargılanmaları sırasında bu olaya ilişkin daha geniş kapsamlı bir araştırma ve bir tarama yapılmadığı sürece altındaki kimi özellikler, kimi gerçekler hiçbir zaman gün ışığına çıkmayacak demektir. Bu inançtayım ben. Devlet otelin önünde ne idiyse mahkemede de oydu. Kameradan tespit edilen figüranlar, tetikçiler ve onların da sadece bir kısmı gözaltına alınıp yargı önüne çıkartılmıştır. Önce Sivas Ağır Ceza ve Sivas Asya Ceza'da, ayrıca Sivas Kayseri'ye bağlı olduğu için Kayseri Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde dava açılmıştır. Sonra kamu düzeni güvenliği gerekçesiyle davalar Ankara'ya taşınmıştır. Ankara DGM ve Ankara Ağır Ceza'da yargılamalar başlamıştır. Fakat ilk açılan iddianameler ve Yargıtay'ın bozma kararı öncesi verilen ilk mahkeme kararındaki suç vasfı saptamaları da hukuk açısından elem vericidir, esef vericidir. Duruşmalar bir aşamada öyle bir noktaya geldi ki birinci mahkeme heyeti döneminde biz avukatlar davadan çekilmek zorunda kaldık. Dedik biz böyle bir duruşmada figüran, fon olmak istemiyoruz dedik. O da mahkemenin ne kadar hukuktan uzak bir yargılama yaptığını göstermek ve o yargılamanın bir parçası olmamak içindi. 2006 yılında aileler adına Sivas katliamını araştırmak için kurulan komite adına yetkili olan mağdurlar o dönemin Cumhurbaşkanı hakkında, Başbakan hakkında, Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü hakkında ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar hakkında da savcılıklara suç duyurularında bulunmuşlardır ve bu suç duyuruları takipsizlikle neticelenmiş. Daha sonra o komite adına konu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınmıştır. Böyle toplu insan yakarak insan katletmenin yanında silahlı terör örgütü üyeliğinden de mahkum olsunlar diye savunmalar yapmıştık. Bunlar ısrarla ve inatla demiş ki hayır biz sadece yurttaşız, orada dinimize küfür ediliyordu ki kim etmiş küfürlerini, öyle bir şey de söz konusu değil. Aziz Nesin geldi Alevdir'e dedi yani siz dedi iki telli bağlama ve semah çalarak semah dönerek Alevliliği geliştirecek ve haklarınızı alacağınızı sanmıyorsanız yanılıyorsunuz dedi. Alevlilere söyledi eleştirisini, yani onlara eleştirisini hiçbir laf etmedi. Ve biz bu nedenle tahrik olduk dediler ki salonda değiller ki dinlemiş olup tahrik olsunlar. Ve biz bu nedenle işledik. Herhangi bir örgütle irtibatımız yok diye savunma yaptılar. Ama bu topluma kazandırma yasası çıkınca hepsi dilekçe böyle dediler. Ben şu örgütün üyesiyim, ben şu örgütün üyesiyim. Değillerdi yani. Gerçek anlamda gerçek suçluların ve sorunların ortaya çıkartılmasını sağlayacak bir soruşturma ve kovuşturma yapılmamıştır. Devletin güvenlik gücü, askeri gücü, güvenliği sağlamak, can ve mal güvenliğini korumak olduğu bir ortamda ve 15 bin kişinin bir otele saldırdığı bir ortamda yanda seyirci duruyorsa, evet bu işin içinde devlet vardır demek durumundayız. Biz bunları gözlerimizle gördük. Beni 8 saat boyunca biz onları gözlerimizle gördük. Bunlar suçlu, hiç bundan şüphemiz yok.
Ama bunları otelin önüne getiren, bunları organize eden, bütün bu hazırlıkları yapan, bunun altyapısını ve ideolojik yapısını örgütleyen, örgütse örgüt, kişi ise kişi ya da kişiler, kaynak ise kaynak. Bunların kim olduğuna dair bütün deliller savcılar araştırmadıkları için, mahkeme bu konuda derinleştirilmesine yönelik bir faaliyete girişmediği için, avukatlarımızın bu yöndeki talepleri kale alınmadığı için o otelin külleri arasında kayboldu gitti. İzlenseydi o izler, belki de yolumuz Susurlu'ya çıkacaktı ve Mehmet Ağar'ın biz 1000 operasyon yaptık tümcesinin ne anlama geldiğini bir kez daha belki de oradan öğrenecektik. Yani Mehmet Ağar'ı biz yargılayamazsak, Tansu Çiller'i yargılayamazsak, o zamanki İçişleri Bakanı, Emniyet Müdürleri tek tek yargılanmak zorunda. Onlar yargılandığında Sivas mahkemeleri bitebilir. Sivas mahkemeleri Sivas katliamının acısı dinebilir diye düşünüyorum. Türk halkı hep onu diyorum, Madımak'la yüzleşmeye cesaret edemedi. Yok saymak işine geldi. Bu da nedir? Bu da yeni yangınlara, yeni salgınlara kapı açmaktır ve çok nahoş bir durumdur. Bunu bir ülkenin eski bir öğretmeni, bir aydını, bir yazarı, sıradan bir insan olarak söylüyorum. Beyaz bir gemidir ölüm. Sen bu şiiri okurken ben belki başka bir şehirde olurum. Kötü geçen bir güzü ve umutsuz bir aşkı anladım. Rüzgarla savrulan kağıt parçalarına yazılmış, dağıtılamamış bildiriler gibi. Uzun bir yolculuğa hazırlanan, yalnız bir yolculuğa. Çünkü beyaz bir gemidir ölüm. Siyah denizlerin hep çağırdığı, batık bir gemi. Sönmüş yıldızlar gibidir. Yitik adreslere benzer ölüm. Yanık otlar gibi. Sen bu şiiri okurken ben belki başka bir şehirde ölürüm.